Evet arkadaşlar bir pazar günü artık geleneksel yapmaya çalıştığım bir pazar sohbetinde bir araya geldik. Ee, teşekkür ediyorum videolara gösterdiğiniz ilgiye, e, altına yazdığınız yorumlara her şey için minnettarım. E, paylaşımdaki sayıların ciddi anlamda yükselmiş olması da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösteriyor benim için de çok önemli. Manşeti gördünüz. Aslında biraz bu manşet üzerinden konuşmak istiyorum. Yani her ağacın kurduğu kendi içindedir. Çünkü ne zaman bir toplantıya gitsem, ne zaman bir konferansa gitsem veya bir kitap imzalama veya sizin içinizde olduğum herhangi bir organizasyonda yer alsam, Bu çay içmek için beni çağırdığınız bir e, meclis de olabilir. Oturduğunuz platformda olabilir. Hep sorun şuraya geliyor. Biz sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Evet, sorunları çözebilmek için önce kendi içimizdeki e, bu kurtların bir şekilde temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu temizlemekten kastettiğim e, demokratik anlamda bir tabir anlamında söylüyorum. E, fikri anlamda mücadele ederek doğruyu anlatarak ve doğru tartışma ortamlarında e, birbirimizi ikna ederek bu süreci e, düzgün bir noktaya getirmek zorundayız. Ben bildiğim bileli bir düğme vardır ve bu düğmeye hep birileri basar. Evet bir düğme vardır. Bütün ülkelerin e, basılacak bir düğmesi vardır. İşte en son yaşanan e, olayları hep beraber canlı olarak seyrettiniz. Hep e, ayar veren ülkeler ayara gelmiş durumdalar. Demek ki her ülkenin kendi içerisinde hassasiyetleri oluşan bir durumu vardır. Ama hassasiyetin olmuş olması veya düğmenin orada olmuş olması her defasında büyük travmalar yaşanacağı anlamına gelmez. Ülkeler e, bunu nasıl çözüyorlar? defa dışarıdan büyük manipülasyonların yapılmasını engelleyecek olan güvenlik birimlerini harekete geçiriyorlar. Üçüncüsü, ikincisi belki çok önemli konudan bir tanesi aydın dediğimiz ülkeyi bilinçlendiren birbirinden farklı kesimlerde olan aklı selim insanların bu topluma vereceği mesajlar. Üçüncüsü de Anadolu irfanı dediğimiz sorunları tartışabilecek olan meclislerin olabilmez. Yani kendi aramızda kavga etmeden çözebileceğimiz meclislerin olmuş olmaz. Bunları sağladığınızda istediğiniz kadar düğmeye basan birileri olsun. Ee, sorun çıkartmaya çalışanlar hamleler yaparlar. Bu hamleler sizi kuvvetlendirir ve bir sonraki evreye geçirebilir arkadaşlar. Bizim içimizdeki kurtların neden çok bu kadar hasar verdiğinin belki en önemli açıklamaları aslında demin söylediğim e, sorunların sorunları çözmek için alacağımız e, önlemlerle ilgili. Tartışma programlarını izliyorsunuz, benim de katıldığım tartışma programları var. Birbirinden farklı görüşte olan insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Hiçbirinin e, hakkında e, art niyeti diyemem ama kendilerine göre duruşları ve kendilerine göre fikirleri var. Bu kendileri ve duruşları ve fikirlerini de tartışırken benim bugüne kadar zaman zaman tartıştığım konuların içindeki en önemlilerinden bir tanesi şu arkadaşlar. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili, bu ülkenin yaşadıklarıyla ilgili sorunları tartışırken yabancı bir ülkenin insanı gibi baktıklarında açıkçası ben biraz e, kopuyorum. Biraz da e, iyi niyetli olmaktan düşünüyorum zaman zaman. Ama bu ülkenin içerisinden bakılan her türlü sorun gerçekten e, çözüme e, gidebilir. Örnek vereyim. İşte e, Twitter mevzusu. Twitter mevzusunda bir konu tartışılıyor ve bu konu tartışılırken Duyuyorsunuz ki ya işte insanların sokağa çıkma e, için çağırmak şiddet de olsa bir demokrasi haktır diyebilen e, bir kesim. Daha sonra başka bir ülkenin devlet başkanı seçimle ilgili bir itirazında ki yaptığı yanlış onu baştan söyleyeyim. E, söylediğinde ve bu şiddete döndüğünde oradaki sosyal medya hesapları bunu yasakladığında siz... E, şöyle söylüyorsunuz. Bir sosyal medya hesabının tabii ki kapatılması haktır. Çünkü sokağa çıkan gruba eylem çağrısı yapılmıştır. Ya i̇şte benim koptuğum yer burası. Yani çifte standartlar ve bu ülke içerisinden yapılmayan konuşmalar. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye gelip PYD gibi bir örgütü kurduğunda PYD'yi nitelendirirken işte e, bir terör örgütü olarak değil de bunu seküler bir grup olarak değerlendirdiğinde Özgür Suriye Ordusu'nu ise bir terör örgütü ve e, radikal bir örgüt, terör örgütü gibi değerlendirdiğinde ben açıkçası ben o zaman korkuyorum. Çünkü birisi... Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber ortak hareket eden bir grup ve bugüne kadar e, neredeyse binlerce şehit vermiş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Türkiye için de vermiş olan oldukları için söylüyorum bu lafı. Kendi ülkeleri için mücadele ederken bırakın, ister Fırat Kalkın harekatı, ister Afrin harekatı, isterseniz e, Barışpınar harekatında yaptıkları göz önünde olduğu için söylüyorum. PKK terör örgütünün Türkiye'deki eylemleri ve diğerlerini konuşulurken ve diğerlerini e, tartışırken e, PKK'nın uzantılarını e, ve onların yaptıklarını ve terörü lanetlerken, lanetlemezken yaptıklarını normal bir demokratik e, tercih olarak söyleyenler başka bir grubun yaptıklarını e, açıkçası e, çok daha fazla ve şiddetle <laughs> savunuyorlar. Örnek vereyim. Refah Partisi'nin 1998'deki işte 28 Şubat süreci sürecinde parti kapatılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu şiddetin ve laiklik karşıtı faaliyetlerinin odağı haline gelmeyi hak görürken ki böyle bir eylem yapmamış olmasına rağmen yani şiddetle ilgili PKK terör örgütü ve diğerle uzantılarının yaptıklarını normal, demokratik bir faaliyet gördüğünde, işte o zaman ben kopuyorum. İşte o zaman e, tartıştığımız yer e, bu ülkenin dalları üzerinde oluşan e, konular olmadığını düşünüyorum. İçerideki kurtlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye vatandaşları, Türkiye'ye zarar veren bu örgütün tartışılacak bir konusu olmadığını düşünenlerdenim. Yani, e, ve Türkiye'ye verdiği zarar bu kadar ortadayken de neyi tartıştığımızı anlayamıyorum. Ama dediğim gibi Amerika şirketleri buraya geldiğinde bir sorun olmuyor. Veya Yunanistan Ege'de kendi çıkarlarını korumak için anlaşmalarına aleyhte e, hareketler yaptığında ve bu hareketleri yaparken de e, bu kişiler tarafından en ufak bir eleştiri yapılmazken Hatta gezilerinde, yaşam tarzlarında e, onlara övücü sözler söylenirken ve bunu yaparken de kendi kimliklerini ulusalcı kimlikle söylerken Türkiye'nin kendi Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını ve Ege'deki çıkarlarını korumak için yapmış olduğu haklı mücadelesinde Türkiye'yi saldırganlıkla ve e, dostlarıyla iyi ilişkiler e, kurmadığını söylemekte bence aynı mevzuya geliyor. Bir adalet ve vicdan terazisi olmadığı müddetçe arkadaşlar maalesef e, doğru yolda buluşma şansımız ol, olamıyor. Şunu söyleyip hepimizin şunu söyleme hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani e, eleştiri hakkı, e, hükümetlerin, iktidarın yaptıklarını eleştirme hakkı, herkesin e, hakkı ve en, en önemli demokratik duruşu. Ama bunu yaparken vicdan, akıl ve... E, Hani doğruluk terazileri derler ya. Bu üçünün üçün, üçünden en azından bir veya bir arıyorsunuz. Geçen gün bir tartışma sırasında geçti. Fransa'da, Fransa Fransa'yı bir demokratik ülke olarak değerlendirirken ve Fransa kültürüyle okumuş bir kişiyle bu e, tartıştığım kişi Libya'ya Fransa'nın müdahalesini görmezden gelip arkasından Afrika'daki yaptıklarını görmezden gelip Cezayir, Tunus ve diğer Somugal'de yaptıklarını gözden hani görmezden gelip ve hala aynı şekilde devam ettiğini görmezden gelip darbelerin birçoğunda e, parmağı olduğunu görmezden gelip e, Fransa'yı savunup e, Türkiye aleyhine konuştuğunda ben terazinin olmadığını düşünüyorum. Şunu söyleme hakkına hepimiz sahibiz. Yani ben Libya politikasına katılmıyorum diyebilirsiniz bu ülkenin. Ama Fransa'nın yaptıklarını doğru görüp, Türkiye'nin yaptıklarını doğru görmüyorum dediğinizde benim gerçekten vicdan terazim orada e, sapıyor. Ve maalesef de maalesef e, tartıştığımız ve geldiğimiz noktada hep bu. Bütün ülkeler, bugüne kadar yaşadığımız e, sorunlar dahil olmak üzere, dünyadaki bütün ülkeler dahil olmak üzere, Tartışan kişilerin kimlikleri ve bulundukları pozisyon üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ben de asla bunu yapmam. Yani bir kişinin doğru solduyüp söylemediği veya haklı olup olmadığı konusu benim e, karşımdaki insanın kimliği ile hiç alakalı olmamıştır. Yani ne e, hangi parttan olduğu veya hangi ülkeden olduğu bile önemli değildir. Eğer doğruyu temsil ediyorsa ve doğru bir şeyler söylüyorsa bence dinlenebilecek ve onunla çalışabileceğini düşünüyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu ülkenin vatandaşı olduğunuzda kimliğini taşıdığınızda her zaman bu ülke için herkes iyi, iyi şeyler yap, yapmıyor. Yapmadığını da biliyoruz. Gördük. örneklerinde gördük. Ve bunun ne etnik sitesi ne mezhebi ne de bir dini tarafı olmadığını da söyleyeyim. Bazen e, bu söylemler üzerinden e, tartışılırken e, işte Türkiye aleyhine çalışanları ya bir etnisiteye, ya bir mezhebe dayandırmaya çalışıyoruz. Yok arkadaşlar böyle bir kavram yok. Bu ülkeyi e, sevenlerin de sınıfsal bir e, ayrışmaya itemezsiniz. Aleyhinde çalışanları da sınıfsal bir ayrışmaya itemezsiniz. Önemli olan kişisel anlamda kimlerin bunu yaptığının doğru tespitini yapabilmesi ve arkasına durulmasının sağlanmasıdır. Adan sorunu da burada başlıyor. İkinci maddeyi saymıştım ya, sıklıkla da bunu belki her videomda söylüyorum. Aydın diye söylediğimiz ve ülkenin hatalarını yaptığı hataları ve doğruları bağımsız bir şekilde söyleyebilen insanlara çok ihtiyacımız var ve bu insanların yaptıkları eleştirileri dinleyip e, hepimizin bunun arkasına durması veya doğruların arkasına durabilmemiz gerekiyor. Bizim Son dönemde yaşadığımız konu bu. Ağaç kurtlarıyla, ağacın içindeki kurtlarla belki mücadele edememiz hep bir tanesi de bu. Çünkü öyle bir aşağılayıcı tonda ve öyle bir aşağılayıcı e, iğme ile konuşuyorlar ki ve bunu yaparken de demokrasi ve özgürlükten arkasına sığınarak yapıyorlar. Zaman zaman duyarsınız. E, sıklıkta da rastlarsınız. İslam nasıl bir medeniyettir ki içinden kim çıkartmıştır derler. Filozof, sosyolog, tarihçi, fizikçi. Böyle bir soruyu atan adama cevap vermek zorunda bırakılırsınız. Veya Osmanlı veya Türk tarihi için veya işte bizim için bir konuş konuşulduğunda ne yapmışızdır ki hayatta nasıl bir başarımız varmış gibi örneklerle karşınıza çıkarlar. Bu ağaçların kurtları. Ve bunlara cevap vermek zorunda kalırsınız. Yani İslam tarihinin içerisindeki o aydınlanma döneminin ilk çıkışındaki ve yükseliş dönemindeki yaşananlara baktığınızda nasıl e, insanların e, çıktığını Avrupa tarihi çok iyi biliyor. E, Türk tarihi içerisinde de e, binlerce yıldan beri neler yapıldığı, nasıl imparatorluklar kurulduğu ve bu imparatorluğun yaşaması e, konusunda nasıl düzenler sağlandığı, Dünya tarihinde biliyor. Bizim hani bunlara cevap vermekle ilgili doğru insanlara ihtiyacımız var. Çünkü öyle şeyleri tartışıyoruz ki zaman zaman çıldırma noktasına geliyoruz. İşte Çok önemli pozisyona gelmiş insanlar Türkiye'deki işte kaç ülkeyle kurtuluş savaşını savaştık mevzusunu tartışmak zorunda kalıyoruz. Ve bunu yapan kişinin yüzünden birçok kişi başka bir konuyu tartışamıyor. Diyorum ya doğru insanlara ve doğru insanların verdikleri cevaplara ihtiyaç diyoruz orada. Devamlı kendimizi kovalayan, kendi kuyruğunu kovalayan bir ülke haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Çözmüş olduğumuz ve birçok coğrafyada Özellikle Atatürk'ün e, silah arkadaşları ve Türk milletiyle beraber kurmuş olduğu e, bu ulusla ilgili yabancı ülkelerin demeçlerinde bu savaşın ne kadar muazzam bir savaş olduğunu ve bunun sonucu yapılan dönüşümün ne kadar büyük dönüşüm olduğunu görürsünüz. Ve bunu yapanlar sizinle savaşan ülkelerdir ve savaşı kaybettiklerini de söylerler. Savaşı bir kısmına Askeri olarak kazanmışsınızdır. Bir kısmını politik olarak kazanmışsınızdır. Bir kısmını e, sahadaki e, diplomasiyle becermişsinizdir. Ama bunların her biri bir savaştır. Ve bu savaşı başarmışsınızdır. Diyorum ya, kendi içimizdeki kurtlara e, rica ediyorum, e, kimlik takarken bulunduğu pozisyona... Partiye veya sınıfa göre e, bakmayın. Eğer bu bakışa yanılırsanız e, bir kez daha aldanırsınız. Zamanında çünkü e, bu olay çok yaşandı Türkiye'de. Hepiniz e, biliyorsunuz, hepiniz yaşadınız. Yani bizi yanlışa sürükleyenlerin tamamı aslında bizimle aynı fikirde e, olduğunu düşündüğümüz insanlardır. Çünkü dışarıdan gelen birisinin söylediğini sonuçta biz zaten ne olarak bakarız? E, sorgularız ve sorguladığımız için de araştırır ve hatayı azaltırız. Ama kendimize yakın olduğunu düşündüğümüz, fikre yakın olduğumuz insanlarınkini araştırmaktan o e, subapları koymadığımız için, emniyet subaplarını koymadığımız için çoğu zaman da patlarız arkadaşlar. Fikri olarak da patlarız, hata yapma anlamında da patlarız. Benim söylediğim şeylerin geneli bunun üzerine kurulur. Osmanlı'yı bir emperyal görmeyip 100 senelik ülkelere emperyal ülke olarak gören, çevresindeki ülkelerin demokrasi anlayışını pas geçip onları insan hakları temsilcileri olarak gelen ve bize demokrasi ve insan hakları getirmesini bekleyen ve yakın coğrafyamızda yaşanan birçok sorunun asıl nedeninin bu ülkeler olduğunu atlayıp Türkiye'nin sorun yaratan bir ülke poşetine getirmeye çalışanlarla hepimizin fikri olarak mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Fikri olarak mücadele etmek için de okumanız gerekiyor arkadaşlar. Yalnızca kendi tarihiniz değil. Bugün emperyal, emperyalist ülke diye tabir ettiğimiz coğrafyadaki kazanımların da beraber okumak zorundasınız. Bunu askeri olarak okumayın. Bunu ekonomik olarak da okuyun. Bunu politik olarak da okuyun. İşte Biden sonrası dönem içinde yani Biden dönemi içine geçerli bu ve diğer ülkelerin dönemleri de içinde geçerli. Her ülkenin ağacının içinde kurdu vardır. Her ülkenin vardır. Mesela o kurdun ne kadar zarar verip vermediği ile ilgilidir. Bu zararın büyüklüğü o ağacı öyle bir noktaya getirir ki ya içten kurutur ya da içi boşaldığı için en ufak bir rüzgarda veya bir saldırıda bir şeyin üzerine vurmasıyla beraber anında bir anda yıkılabilir. O gördüğünüz devasa ağaçlar içine geçerdir bu. Siz görmezsiniz onun ne kadar içten bittiğini ve ne kadar tükendiğini. Ağacın kurtları yalnızca bulundukları kesime zarar vermezler. Yani kendilerine karşı olan gruba zarar vermezler. Ağacın kurdu aslında bütün toplumun bütün kesimlerine, bütün sınıflarına, bütün e, kurumlarına da zarar verirler. O nedenle hepimiz isterseniz millet olarak Türkiye Cumhuriyeti içine kurtlara, isterseniz siyasi parti olarak kurtlara, isterseniz fikir anlamında kendi içimizde yarattığımız kurtlara bir bakalım. Çünkü bir örnek verdim geçen gün televizyon programında. Onu da anlatmak isterim. Türkiye'de ee, silahlı kuvvetler içinde farklı farklı kurslar vardı ve bu kursların içerisinde e, psikolojinizin çok önemli olduğu ve teste tabi olmadan e, giremeyeceğiniz e, kurslar vardır. Yanlış hatırlamıyorsam ismi psikomotor kursu diye bir e, şeydi. Psikomotor e, testi diye bir test. E, çok kalın bir kitap. Şöyle bir kitaptı. E, girdiğimizde içinde Yanlış 500, 500 soruya yakın soru var ve çok kısa bir zamanda cevaplamanız gerekiyor. Ve içerisindeki bu cevapladıklarınızın bir mantığı var. Yani zaman zaman o kadar ileride, o kadar e, geride aynı soruyu cevaplıyorsunuz ki kendi içine tutarlılıkların test edildiği bölümler de var. Yani e, ona çalışıp girme şansınız yok. Hem sizin ruhsal durumunuzu hem de e, olaylar karşısında tepkinizi de ölçebilecek olan bir e, aslında test bu. Ve o testi geçmediğiniz müddetçe de kursa başlayamıyorsunuz. Zaten seçilerek geldiğimiz bir kurstu. O kursa girmeden önce de teste girdik ve içeride e, kursa başladık. Yani kursun e, öbür sistemlerini e, halletmeye başladık. Aradan bir gün geçti. Aramızdan birkaç kişi zaten çayımız çok az olmuş olması rağmen onlar çıkartıldı. Ona sorduk. Dedik ki, yani ne oldu? Dediler ki çok uçlarda test sonuçları çıktı. Yani çok uçlarda. Tepkileri çok uçlarda. Peki dedik bunun e, şeyi nedir yani zararı nedir? Dediler ki aklı selim olması gereken durumlarda bu uçlardaki durumlar veya ruh hali sorunların çözülmesinde radikal cevaplar bulabilir ve bu buldukları cevaplar da bulunduğu kuruma takımına, birliğine zarar verebilir. O yüzden bu eğitimi almasına uygun görmedik. Ben de zaman zaman arkadaşlar hep onu söylerim. Birbirimizin aslında psikomotor testini hepimiz birbirimize açık açık biliyoruz. Aklı selimden, aklı selim olmaktan, uzaklaşan her örnekten kaçın arkadaşlar. Ben bunu özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum. Yani birisi size etnik, mezhepsel veya dinsel aşırılıkları yapıyor ve diğerlerini, diğerlerini düşmanlaştırıyorsa rica ediyorum mesafe koyun. Yani çünkü bu sizi iyi bir yere götürmez, iyi bir noktaya de götürmez. Evet, her e, kesin kendisini sevmesiyle ilgili, e, birbiriyle ilgili güzel sözler söyleyebilir. Ama başkasını düşmanlaştırdığınızda sizi başka bir yere alır ve aklı selim olmaktan, e, doğruyu bulmak için beraber çalışma kültüründen de uzaklaştırır. Rica ediyorum, bu kulağınıza fısıldanan, e, örneklemlere çok dikkat edin. Ve oradan karşınızdaki kişinin ruh halinde net olarak anlayın. Bir yolculuk sırasında işte e, bekleme salonunda beklerken uçağa binmeden önce Japonya'dan bir e, eğitim alan bir doktora öğrencisi ve doktorasını bitirmek üzere olan bir öğrenciyle karşılaştım. Babasıyla beraber yanıma geldiler. Biraz sohbet ettik kendisiyle. Dedim ki e, Japonya'yı niye tercih ettin? Dedi benim konumda, çok da önemli bir konu bu. E, bu konuda en iyi eğitim alacağım okul orasıydı ve burslu bursu kazandım ve Japonya'da eğitim alıyorum. Bu arada işte Japoncuyu da e, öğrenmeye çalışıyor ve Japonyacayı da ilerletmişim. Peki dedim ben sana şunu soracağım dedim. Yani Japonlar çok milliyetçi bir e, ülke. E, gerçekten de öyledir. E, baktığınızda tepkileri, şu andaki pozisyonları mesela Japonya asla vatandaş olarak almaz. Yani başka ülkeden birisi vatandaş olarak giremezsiniz Japonya. Çok istisnai durumları vardır. Kendine kapalı bir yapısı vardır. Ama dedi fikri olarak öyle değildir dedi bana. Neden dedim? Dedi çok ilginçtir. Japonya ile Çin çekişmesi çok müthiş olmasına rağmen neredeyse okullardaki ee, çalışanların veya öğretim üyeleri'nin birçok çoğunluğu dedi Çinli ve bunların çoğu da araştırma e, ekiplerinde çalışıyorlar. Yani projede çalışıyorlar. Neden dedim bunu? Yani nasıl oluyor bu? Çin'le bu kadar rekabet içinde olmuş olması? Güzel bir örnek verdi Delikanlı dedi ki ülkeler büyüye için başka ülkelerden de beyin göçüne ihtiyaçları var. Bu kendi bulundukları ülkelerin daha az akıllı olduğu anlamına gelmiyor. Diğer ülkenin de steril e, insanlarına ihtiyaçları var. O steril e, beyinler geldiğinde birçok şeyi başarabilecek olan platform oluşturabiliyor. En büyük rakip ülke Çin olmasına rağmen ve bunlardan edinecek olan tecrübeler o ülkeye kayabileceğini düşünmüş olmasına rağmen oradaki beyinler beyinleri çalıştırabiliyor. Bu Amerika içine geçerli, Amerika gerçeği içinde geçerli. Son sözümü de bununla bitireyim. Çok uzun zamandan beri Türkiye'deki yabancı öğrenciler tartışıyor. Suriye mevzusunu söylemiyorum, yanlış anlamayın. Türkiye'de okuyan, geçen senenin rakamına göre 172 bin tane öğrenci var. Ve e, bu öğrencilerin e, birçoğu Afrika'dan, Balkanlardan ve Kafkaslardan geliyor. Birçoğu da ülkelerinin yüzde birlik diliminde yer alan e, başarılı öğrenciler. Bir kısmı kendi okullarında, kendi ülkelerinden paralı olarak geliyorlar. Yani parasını vererek geliyor. Bir kısmı kendi ülkelerin burslarıyla geliyor. Bir kısmı öğrenci değişim projeleriyle yapılıyor. Ben gittiğim her üniversitede şunu gördüm: O öğrencilerin o okullara çok büyük katkılar sunduğunu, hatta önemli dereceler aldığını, yani bulundukları bölümlerde ilk onda yer alan çok yabancı öğrenci olduğunu gördüm. Ama Bazen tartışmaların içerisinde bu yabancı öğrencilerle ilgili ya normal şeyler duyarsınız. Böyle abuk subuk şeyler duyarsınız. Ama aynı lafı söyleyen adamlar e, Amerika'daki okulları örnek verirler. Amerika'daki beyin göçünü örnek verirler. 172 bin öğrenci Türkiye'de okuyor ve bunların birçoğu özellikle Afrika ülkelerinin birçoğu yüzde birlik dilimde arkadaşlar. Bundan 10 sene sonra Belki 15 sene sonra Afrika'daki çok önemli görevlere gelmiş olanların birçoğu Türkçeyi iyi bilen Türk okullarında okumuş insanlar olarak göreceğiz. Dediğim gibi küçük bir anekdotla bitirdim. Bazen birilerinin aşırı e, milliyetçilik üzerinden yapmış olduğu pompaladığı veya başka şeyler üzerine yapmış olduğu şey bazen doğru olmayabilir. Doğrusu aklı Selim, bu ülkenin gelişimine e, yapabileceğimiz Doğru fikirler etrafında kenetlenebilmek. Doğruyu bilebilmek. Bunun doğrunun cinsiyeti, doğrunun mezhebi, etnisitesi, dini e, olmaz arkadaşlar. Yaşı da olmaz, şeyi de olmaz. Evrenseldir doğru. E, i̇nşallah hep beraber. Ağaçların kurduğundan daha fazla bu ülke için çalışan, Aklı selim olan e, arkadaşlar e, yetiştiririz. Onlar da bizi gelecekte çok daha iyi yerlere e, taşırlar. Bir hafta sonu sohbeti yaptık. Her zaman ciddi şeyler konuşalım diyorum ama bu da çok ciddi bir konu. Çünkü her konuda maalesef ya samancı olarak ya motorcu olarak ya da tuhaf tuhaf isimlerle bu gruplarla karşılaşıyoruz. E, yapacak tek bir şey var. Sağduyu devam ettirebilmek. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir e, hafta sonu, güzel yağmur yağıyor. E, muhtemelen bulunduğunuz her yerde de bu yağmur yağıyordur. Bereketi bol olsun memleketim için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.